When I was young, I fell in love. We used to hold hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side in the city with a sun all set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. Baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I ain't gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream to have a family, a house and everything in between. And then suddenly, we're 10-23, and we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day you know where we'd ride, through the back streets in a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put our mind to it. Yatamadım. Çok sevdim burayı. Çok güzeldi ya. Böyle bir video çekmek istedim. Şöyle. Hala bakılabilir. Dün geceden beri biri drone'la bir şeyler çekmeye çalışıyor. Şu mangal var ya. Çok sevdim. Şu açıya bakın. Yani nereye mangal yapılabilir ve seni mutlu eder deseler burası. Birazdan bu suya da atlayabiliriz. Drone'un sesini duyuyor musunuz? Bence evet. Şuradaymış değil mi? Şurada sal gibi bir şey var ya o. Çardak. Evet, çardak daha mantıklı ve ileriye gidiyor. Oraya da bakarım sonra. Tam da şafak oldum ya. Evet. Aslında burada size bir şeyler anlatmak istedim. Videoyu kesmeden belki devam edebilirim. Çünkü neden yapmayayım ki? Şu günümüz, bunu burada sabitleyemem. Günümüz çabuk biten ilişkileri var ya işte, herkesin şikayet ettiği, herkesin hayıflandığı, neden hiçbir şey eskisi gibi değiller falanlar filanlar, hani onlarla alakalı. Şezlong nedir, nasıl kurulurla alakalı. Maybe it's in the color, but I left my lover. What an expensive fate. My V is for vendetta. I thought that I'd feel better, but now I got a bellyache. Everything I do, the way I wear my news, like a necklace. O kadar sinir bozucu bir sebeple yamuk duruyor ki. Öyle mi tutayım? Şu günümüz ilişkilerinden bahsedeceğim. Ben şu an bakmam gerekiyor. Evet. Son kez gösteriyorum. Hani bir şey, babaanne söylemişti.
şey sorarlar bir yaşlı kadına. Neden şimdiki ilişkiler bu kadar çabuk bitiyorken sizin ilişkiniz ya da sizin zamanınızın ilişkileri bu kadar çabuk bitmiyor derler. O da şey der, bizim zamanımızda eskiyen ve kırılan şey tamir edilir ya da işte güzelleştirilirdi, çöpe atılmaz. Sizin zamanınızda sürekli bir yenileme politikası var falan diye. Ben bunu çok doğru ve hikayeyi çok basit buluyorum yani. Herkesin anlayabileceği şekilde işte aptal anlatır gibi dedikleri var ya. Evet, aptal anlatır gibi anlatmış babaannem hikayeyi. Şimdi baktığım zaman sürekli bir çevrede yedek sevgili bulundurma politikası. Daha fazlasını isteme, daha fazla kişiden daha fazla ilgi, önceden tek kişiden çok ilgiydi ya da tek kişiden eşit düzeydi. Ben ne kadar veriyorsam o kadar önceden ilgi demek o kadının çocuklarına bakmak demekti. Önceden ilgi demek o adamın çocuklarına bakmak demekti. Çünkü buydu gerçek ilgi. İnsanlar gerçekten bundan mutlu oldular. Asyam, al yazmalım. Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti. Asya. Bakın zaten şey derler yani eski Türk filmlerinde işte bana şöyle güzel bir çocuk verdi falan. Ben izlemiyorum yani film, dizi. Film izliyorum ama dizilerde hiç rastlamıyorum. Diziler şimdi bize zenginliği vurguluyor. Diziler bize çok başka şeyleri vurguluyor ve tüm bunların yanında gerçekten tüm bunların yanında bir önceki sevgili var kafada, işte kadın için zengin olsun, işte arabası olsun, evi olsun, sarışın olsun, bilmem ne burcu olsun, tamam bitti bu ilişki, çabuk bitecek çünkü. Sonrasındaki evrede bir önceki sevgiliden yola çıkıyor. Kafada bir şablon oluşmaya başlıyor. Sürekli bir şablon. Ve oluşan şablon karşısına çıkan kişiyi şekillendirmeye başlıyor. İşte sormaya başlıyor kişi diğer kişiye. İşte şuyun var mı? Sinirli misin? İşte bilmem ne mi? İşte mini etek giydim ne dersin? Ya da öbürü şey diyor işte, içki içersem ne düşünürsün falan, böyle bir hikaye. Sonra da ortaya şey çıkıyor. Ha, içki içiyor ama ben bunu düzeltirim. Öbürü diyor ki mini etek giyiyor ama ben bunun boyunu uzatırım. Ya da işte başka biri ya namaz kılmıyor ama ben bunu kıldırırım diyor. Yani kendi şablonuna uymayan bölümleri, puzzle parçasının kendi şablonuna uymayan bölümleri daha sonra toparlayabileceğine inanarak bir ilişkiye başlıyor. Çok yüksek olasılıkta ya beceremiyor ya da becerirse sıkıntı vererek yapıyor bunu. Yani kıstas muhabbeti var işte. Sen gece dışarı çıkarsam ben de şunu yaparım. Ben falan, sürekli bir tehdit ve kıstas. Sürekli bununla korkutuyor insanlar birbirlerini.
Ve bunun yanında insanlar yeri geliyor. İşte bu, ben hep kadınlarda yaşıyorum bu hikayeyi. Ya da çevremde öyle görüyorum. Kadın geliyor ve ilişkide ilk bir ay, iki ay sonra gömlek alıyor diye. Ya da parfüm alıyor. İşte sana parfüm aldım diyor. Halbuki o kadın gerçekten o adamın giyinişini ki sevmiştir görsel anlamda. Onun yanında kokusunu bir şekilde sevmiş. Ama gidiyor ilk değiştiriyor. Yani ilk onu değiştiriyor. Parfüm ve işte gömlek, bilmem ayakkabı alıyor. Bir şey yapıyor ve ilk onu değiştiriyor. Daha sonra devam ediyor bu değişimler. İşte şöyle davranmanı istemiyorum. Şu küfür etmeni istemiyorum. Yani mesela özellikle şu küfür. Bakın, küfür etmeni istemiyorum bir değişim değildir ama şu küfür etmeni istemiyorum daha spesifik bir değişimdir ve spesifik değişimler bir zaman sonra emre dönüşüyor. Yani ha, o öyle istiyor. Çünkü bu küfür etmemi istememişti. Şunu yapmamı istedi. Bu adaya gelmemi istememişti. Şurada yüzmememi istedi. Şunu yapmamı istedi, bunu yapmamı istedi. Kendi kafamızda oluşan belli bir şey oluşuyor bir zaman sonra. Ve bunun yanında bir zaman geliyor ve kadın erkekten şikayet etmeye başlıyor. Ya da erkek de kadında oluyordur sanırım bu. Biraz düşüneyim bunu. Erkek de kadını değiştiriyor ve... Evet ya, evet evet. Tamam, kadın erkek demeyeceğim. Kişi diğerine sen değiştin diyor. Bu bazen 3 ay, bazen 10 ay, bazen 3 yıl. Bir şekilde değişiyoruz ama. Değişiyoruz hepimiz. Sonra şey diyemiyoruz. Hayır ya, ben değişmedim. Saçmalama. Ben neden değişeyim ki? Diyemiyoruz çünkü gömleğimiz değişmiş, parfümümüz değişmiş, kişiliğimiz değişmiş. Annemizin söylemediği bir şeyleri yapmaya başlamış. Annemiz çok kiloluyuz. Annemiz diyor ki oğlum ekmek yeme de biraz zayıfla. İşte diyoruz ki aman anne ya falan. Sonra bir bakıyorsun kız söylüyor bunu. Ya biraz zayıflasan mı, ekmek yeme, bak ekmekte şöyle şöyle kaloriler var. Tamam hayatım. Ne? Annem söylemişti. Böyle bir kafamız var yani. Sürekli bir farklı yere koyuyoruz. Everest'e çıkarıyoruz, sonra yukarıdan aşağı bırakıyoruz. Asıl narsistlik bu yani. Narsistlik kafası tam olarak bu. İşte ilgi bekliyoruz, ilgi gösteriyoruz. Daha fazla ilgi görmek için daha fazla ilgi gösteriyoruz. Sonra bir bakıyoruz. Aa, olmuyor. Hadi bakalım Everest'ten aşağı düş. Bam. O da ölüyor. Sen boşluğa düşüyorsun. O senin için ölüyor tabii. O tamam. Hemen en yakın zamanda başka birine gidiyor. En yakın zamanda başka biriyle bir şekilde. Ya geçen gün bir şey okudum, uzun bir yazı. Bir ilişki bittikten sonra işte bir yıllık ise ilişki en az 6 ay acısını sürdürmek gerekiyormuş. En az 6 ay tasasını çekmek gerekiyormuş. Yani kalbin soğuması için, ben buna çok inanıyorum. Kalp soğuması denen bir şey var yani. Ya hemen gidip yeni biriyle ilişkiye başlama çabasının, hemen gidip yeni birinde çivi çiviyi söker mantığıyla bir şeyler yapmaya çalışmanın yani neresi tutarlı? Neden yapıyorsunuz bunu? Bilmiyorum. Hepinizi eleştiriyorum ya. Hepinize yani. Evet. Hala devam ediyor. Şimdi bu burada sabitlenirse ya. Hepinizi boykot ediyorum. Ya daha önce girmedim ve şu an cesaret edemiyorum. Buraya geldiğimden beri. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera. Kendinize
ve ilişkinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.